Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tek kişilik hükümet sisteminin dengesiz ve denetimsiz, ehliyetsiz ve liyakatsiz yönetiminin sebep olduğu maalesef beş büyük krizi aynı anda yaşıyoruz. Dünyanın başka hiçbir coğrafyasında bu kriz aynı anda yaşanmıyor. Bu krizler devlet krizi, demokrasi krizi, dış borç krizi, diplomasi krizi ve değerler krizidir. Bu krizler Türkiye'yi her türden boyunduruğa ve bağımlılığa maruz bırakmaya başlayan tek kişilik hükümet sisteminin maalesef kaçınılmaz bir sonucudur. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, eğer bir hükümet, bir ülkenin 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık parlamento, 100 yıllık cumhuriyet birikimini ve çoğulcu siyasi rekabet kültürünü onlarca yıl nasıl geriye götürebilir? Türkiye'yi tüm uluslararası endekslerde 30-40 basamak birden nasıl geriletebilir diye soracak olursanız, sizlere daha onaylanmadan döviz şokuyla birlikte eriyen ve halkımızı fakr-ı zaruret içinde bırakan 2022 bütçe teklifine bakınız derim. Değerli milletvekilleri, bir iktidar bir memleketin hazinesini, Merkez Bankası rezervlerini nasıl boşaltır, ulusal fabrikalarını, kamu kaynaklarını nasıl pervasızca özelleştirir, Türkiye'nin kendine yeterliğini nasıl yok eder derseniz sizlere 20 yıllık AK Parti iktidarına bakınız derim. Değerli milletvekilleri, bir iktidar Türkiye'nin iktisadi varlıklarını nasıl insafsızca kelepir hale getirir, yeni kapitülasyonlara nasıl izin verir, geçmişin Galata bankerleri yerine bugünün Londra tefecilerini nasıl yerleştirir diye soracak olursanız, sizlere toplanan vergilerin yeni nesil mültezimlere, beşli çetelere nasıl aktarıldığına bakınız derim. Değerli milletvekilleri, bir iktidar milletini devletin içine sızmış ve adeta derebeyliğini ilan etmiş mafya ağlarının insafına nasıl bırakır? Devlet içinde kara para baronlarının sülük gibi, ahtapot gibi ayanlaşmasına, oligarklaşmasına nasıl göz yumar diye soracak olursanız, yani kendi halkını, kendi devletini bir derin iflasın, bir sinsi fetret döneminin izah edilemez bir sefaletin içine insafsızca nasıl iter diye sorarsanız, sizlere memleketi haraç mezat yabancılara satıp kendini bu rant rejimine paydaş eden saray iktidarına bakınız derim. Değerli milletvekilleri, 20 yıllık iktidarının sonunda Türkiye'yi devletsiz ve bürokrasisiz, demokrasiyi hukuksuz ve adaletsiz, hazineyi dövizsiz ve yedek akçesiz, hudutlarımızı ise korumasız ve güvenliksiz hale getiren şu tek kişilik hükümet sistemine bakınız derim. Değerli milletvekilleri, Türk tarımını çiftçisiz, tarlaları gübresiz ve ilaçsız, fabrikaları yüksek teknolojisiz ve teknisyensiz, ekonomimizi ise yerli ve milli sanayisiz hale getiren sarayın şu israf ve teslimiyet bütçesine bakınız derim. Bu bütçe bir avuç imtiyazlı saray oligarşisinin servet transfer bütçesidir. Bu bütçe halkı yoksullaştırma, küçük üreticiyi mülksüzleştirme bütçesidir. Çünkü bu bütçe Türkiye'nin 10 milyon asgari ücretlisini Kolombiya, milyonlarca emeklisini Filipinler ve sosyal yardıma muhtaç 10 milyondan fazla yoksulu Bangladeş düzeyinde bir gelire mahkum eden bir bütçedir. Bu bütçe ile saray kendine lüks ve şatafatı layık görürken milletimize ise açlığa katlanmayı, yemek porsiyonlarını küçültmeyi, halk ekmek kuyruğunda bile şükretmeyi vaaz etmektedir. Değerli milletvekilleri, bu hükümet bütçesi gençlerimizi işsiz ve umutsuz bıraktığı gibi aile kurumlarını kurmalarını imkansız hale getiren, yaşamları boyunca dört duvarı ve dört tekeri dahi hayal edemeyecek bir duruma sokan bir yokluk bütçesidir. Bu fetret bütçesi içinde devlet bürokrasisi ve personel rejimi felç olmuştur. Yargı makamları yolsuzluk ve rüşvete karşı soruşturma dahi açamayacak kadar bir acz içine düşürülmüştür. Vatansever ve dürüst kamu görevlileri parti şebekeleri tarafından ya sürgün edilmiş ya susturulmuştur. Ülkenin namusu olan hudutlarımız insan, uyuşturucu, altın, petrol ve hatta gıda kaçakçılarının cirit attığı serbest geçiş bölgesine dönüştürülmüştür. Ulusal egemenliğimiz ise adeta askıya alınmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa Mahkememizin ve AİHM'in açık kararlarına rağmen
siyasetçiler, gazeteciler ve STK temsilcileri hukuksuz bir biçimde hapiste tutulmaya devam edilmektedir. 2021 yılında bile sosyal medyayı ve gençlerin cep telefonlarını kendine tehdit olarak gören zihniyet, sokak röportajı yapan genç gazeteci kardeşlerimizi gözaltına almaktan medet ummaktadır. Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün, Mülkiye'nin kampüsleri açık hapishaneye dönüştürülmüştür. Hoca ve öğrencilerin güvenliği, eli sopalı, bıçaklı güruhların, keyfi davranan güvenlik görevlilerinin ve liyakatsiz atamalarla Türkiye'den beyin göçünü hızlandıran kayyum rektörlerin insafına terk edilmiştir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe bu nedenle bir kurumsal çöküş bütçesidir. Türkiye'de devlet aklını terk edenlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi geçmişin saygın kurumlarının başkanlarını bir kabile devletinde atama yaparcasına defalarca değiştirenlerin bütçesidir. Türk Hava Kurumu uçaklarını Muğla'da, Antalya'da memleketin akciğerleri yanarken beceriksiz ve kör inat uğruna bozuk ve çalışmaz halde pistlerde bekleten zihniyetin bütçesidir. Bu bütçe devletimizi kurumsuz, bürokrasimizi kadrosuz ve idareyi kuralsız ve keyfi hale getiren devleti bir avuç muhteris, ehliyetsiz, 4-5 maaşlı özel danışmanla, şark usulü nepotizmle yönetebileceğini sananların bütçesidir. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz 20 yıl içinde iktidar ihvancı fantazilerin peşinden giderek 100 yıllık Atatürkçü dış politikadan uzaklaşmıştır. Türkiye bu nedenle dünyada yalnızlaşmıştır. Ulusal itibarımız, firmalarımızın ticaret kapasitesi, ambargolar, boykotlar ve kınamalar yüzünden zarar görmüştür. Dış politikamız sarayın izlediği çarkı felek diplomasisi yüzünden adeta dönme dolaba dönmüştür. Bir gün ihvancılığı, Mavi Marmara'yı öne çıkaran, ertesi gün ise darbeci ilan ettiğiniz Muhammed Bin Zayed'i kucaklayan bir ilkesizlik ortaya serilmiştir. Değerli milletvekilleri, küresel ve bölgesel jeopolitik rekabette Rusya'nın satranç, ABD'nin poker, Uzak Doğu ülkelerinin strateji oyunu Go oynadığı, Avrupa Birliği'nin ise maalesef mültecilerin ızdırabıyla alay edercesine kirli pazarlığa giriştiği bu dönemde sarayın ısrarla tombala oynama bahtına 5 milyonu aşkın Suriyeli, Afganistanlı sığınmacı çıkmıştır. AK Parti'nin bu şuursuz açık kapı politikası yüzünden Türkiye'de IŞİD'li, Nusracı, El-Kaideci kim örgüt üyelerine oturma izni hatta vatandaşlık verilmiştir. Değerli milletvekilleri, bu bütçe aileleri çaresizliğe, devlet kurumlarını çöküşe, siyasi etiği çürümeye, toplumsal değerleri çözülmeye, milletin varlıklarına ise çökmeye sebep olan bir yıkım bütçesidir. Bu bütçe 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yurttaşlarımıza reva görülen bir çöküş bütçesidir. Bir duyunu umumiye bütçesidir. Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet'in 2. yüzyılında büyük önderimiz Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin ideallerine yarışır bir bütçeyi, sosyal demokratik bir bütçeyi Gazi Meclisimizde tüm yurttaşlarımızla birlikte hazırlayacağız. Memleketimizi bağımlılıktan, oligarşilerden kurtaracak, kamu kurum ve kadrolarını yeniden kuracak, helalleşerek yurttaşlarımızı kucaklayacak, bilimsel üretime dayalı yeni bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, işte bu nedenle diyoruz ki, gidiyor gitmekte olan. İşte bu nedenle diyoruz ki, Mektebi Mülkiye'nin güzel marşının dizeleriyle yineliyoruz ki, gül ki sen neşenle, gülsün ay, güneş, toprak, deniz, ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Geliyor gelmekte olan yüce meclisimizi ve yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum.